Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla Son Baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Bugün konumuz Gazze, Gazze ile ilgili yapılan çalışmalar, Gazze'deki son durumu konuşacağız. Canlı yayın konumuz Gazze Direniş Platformu Sözcüsü Alaaddin Meydanoğlu. Bizlerle birlikte başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan. Ben de ekranları başında gecenin bu saatinde bizi izleyen Elazığ halkının akşamlarının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, gündem sıcak ve önemli. Bizler de bunları inşallah burada masaya yatırmaya gayret edeceğiz. Başkanım, öncelikle Gazze'deki son durum. Siz tabi haliyle yakından takip ediyorsunuz. Son durum nedir bölgede? 138. gün. Yani 7 Ekim tarihi itibariyle başlamış ki bunun çok çok arka planı olan 7 Ekim aslında işin bahane kısmıydı. Zaten bunlar olacaktı. Yani İsrailce tarafından, cenahı tarafından bakıldığı zaman 7 Ekim'i kendilerine bir bahane üreterek arka plan hedeflerini hayata geçirmeye çalıştılar ve bugün tam 138. gün. 138 gündür İsrail Gazze'de Müslüman kanı döküyor ve sürekli bir sistematik bir soykırım işliyor. Artık vahşetin boyutları, yani insan hafsasını alamayacak boyutlara ulaştı. Orada çocukların öldürülmesi ve aç bırakılması, kadınların öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesi, hayvanların dahi öldürülüp açlığa mahkum edilmesi. Tüm bunlara baktığımız zaman büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. İnanılır gibi değil. Yani çok affedersiniz Furkan Bey, yani hayvanın bile hayvana reva görmediğini orada insanların, özellikle Müslüman, yani Yahudilerin, İsrail askerlerinin din kardeşlerimize reva gördüğü bir uygulama var. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. İsrail bugün Gazze'de uluslararası, biliyorsunuz, ceza mahkemelerinde Güney Afrika'nın başvurusuyla Lahey'de yargılanıyor. Ve iddianame kabul edildi ve esastan görüşülecek. Bu gerçekten çok ama çok önemli. Biz inanıyoruz ki Bosna'da olan katliamlarda, Sırpların yapmış olduğu katliamları da buna emsal teşkil edilerek ve Gazze kasabı olan Netanyahu ve ekibinin en ağır cezaya çarptırılacaklarından hiç şüphemiz yok. Tarih önce onları vicdanlarında yargılayacak ve daha sonra hukuk, adalet, yürekli Afrikalı insanların, Mandela'nın çocukları, kara kıtanın beyaz yürekli ve koca yürekli insanların elinde yeniden şekillenecek. Benim buna inancım tam. Ve zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da biz de gözlemci sıfatıyla veya mahkemeye delil sunmakla birlikte destek oluyoruz. Yani İşin özeti şu: ortada kana susamış vampir bir anlayış var ve Gazze'de bugün acımasızca soykırım yapılmakta, sistematik olarak soykırım yapılmakta ve dünyanın gözü önünde bu yapılmakta. Bugün 138. gününe ulaşmış ve daha nerede duracağı bile belli olmayan akan bir kan var. Bir açlık var, bir yoksulluk var, bir insanlık dramının ulaşmış olduğu zirve bir nokta var. Yani bunu bugün mevcut Netanyahu hükümeti ve ekibi bunu yapmaktadırlar. Bizler bu tam da bu noktadan, yani bugün acı, kan ve gözyaşı hala devam ediyor. Furkan kardeşim, bizim buradaki Gazze Direniş Platformu olarak da 98. günümüzü, 98. iş günümüzü bugün tamamladık. Nerede? Postane Meydanı'nda. Yani PTT Meydanı'na adını verdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda
98. günümüzü tamamladık. Bizim çalışmalarımız biraz geriden geldi. Yani 40 günlük bir geriden gelerek bu çalışmalara başladık. Çünkü ben açıkçası bunun bir yerde biteceğini, hani son bulacağını, yani artık ilerlemeyeceğini, bir ay, bir buçuk ay bir zaman dilimi içerisinde sonuçlanacağını düşünüyordum. Hani çünkü daha önceki saldırılarına baktığımızda İsrail'in kısa süreli olmuştu. Yine böyle bir kesintiye, bir inkitaya uğrayacağını düşünmüştüm ama maalesef böyle olmadı. Bunun devam ettiğini görünce artık bizlerin de sahaya inmemiz gerektiğini, bir meydanı tutmamız gerektiğini kanaatine vararak Gazze Direniş Platformu'nu kurdum. Ve bugün Elazığ'ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından 110 tanesi Gazze Direniş Platformu'nun çatısı altında ve bugüne kadar 14 tane başlık tema işledim ve 15. başlığımı da cumartesi saat 1.30'da inşallah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda icra edeceğim ve bugüne kadar 2 milyon Türk lirasının üzerinde bir rakam işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımız, Türk Kızılay'ı, Beşir Derneği, Hayrat Vakfı, İHA ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından toplanarak bunlar Filistin hesaplarına, açılmış olan hesaplara, Türk Kızılay'ın hesaplarına ve AFAD'ın hesaplarına yatırılarak bunlar gıdaya, hijyene, sağlık setlerine ve insani ihtiyaçlara dönüştürülerek gemilerle Gazze'ye gönderildi ve oradan içeriye sokuldu. Şimdi baktığınız zaman Furkan, yani buradaki Furkan hak ile batılı ayıran anlamındadır isminiz. Yani işte biz hak ile batılın ne olduğunu burada masaya yatırıyoruz. Yani bu batıl zihniyet, kana susamış bu zihniyetin Gazze'de Müslüman kardeşlerimize reva gördüğü mezalim bir yapının tüm dünya kamuoyuna açıklanması, sergilenmesini istiyoruz. İsrail neyi istiyor? İsrail tam tersini, yani biliyorsunuz yüzün üzerinde gazeteci öldürüldü. Sesiniz kesilmeye çalışıldı Furkan. Neden kesilmeye çalışıldı? Çünkü Gazze'de ve Orta Doğu'da olanların tüm dünyaya kapanmasını istedi İsrail. Yani bir an olup bittiye getirip burada örtbas edip kendi yoluna, yani o işgalci mantığına, 1918'de Osmanlı bu topraklarda hakimiyetini kaybettikten sonra İngiliz emperyalist anlayışı kabile kabile, bölük bölük bu topraklara Yahudileri yerleştirdi. Ne zamana kadar Furkan? 1948'e kadar. 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti resmi olarak kuruldu ve Birleşmiş Milletler'de bu tanındı. İlk tanıyan da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şimdi 1918-1948 tarihleri arasındaki geçen süre içerisinde o böyle parça parça yerleştirmeler ve böyle lokal anlamında lokal işgaller başladı. Ve daha sonra da 1948'den sonra da sistematik olarak devlet eliyle bu işgaller yapılmaya başlandı. Bakın Filistinler 2000 yıldan önce de bu topraklardaydı. Yani 2000 yıllık bakiyesi olan ata toprağını bugün Gazze ve Hamas direniş örgütü topraklarını savunuyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden toplanıp gelip bu bölgeye yerleştirilen Yahudiler Hayfa Limanı'na 1948'de gemiyle geldikleri zaman Almanların, Hitler'in zulmünden, soykırımından kaçan bugünkü Yahudilerin ataları gemiye Furkan şöyle bir yazı yazmışlardı. Almanlar atalarımızı, anne ve babalarımızı, dedelerimizi katlettiler. Filistinlerden kendilerine merhamet edilmesi noktasında bir pankart açtılar ve bu merhamet dilekleriyle, istekleriyle Filistinli kardeşlerimizden Orta Doğu'ya, yani Filistin topraklarına girdiler, Gazze topraklarına girdiler. Almanya'dan, yani Avrupa'dan kaçışları bu şekildeydi. Yani bugün kendilerinin uyguladığı bu zalim daha önce atalarına Almanlar uygulamıştı. Ve Filistinli kardeşlerimiz bunları, bu Yahudileri aldılar
ve evlerini paylaştılar. Rivayetlere göre 2 yıl bile evlerini Yahudi ile paylaşan Filistinliler var. Aşını, toprağını, bahçesini, bağını paylaştılar. Ama bugün geldikleri noktada işte bu bozuk zihniyet bugün din kardeşlerimize bu zulmü reva görüyor. Bakın Furkan kardeşim, geliş şekillerine bakın. Filistinlerin onları kucaklama şekline bakın. Avrupa'da gördükleri zulme bakın ve bizim merhamet anlayışımıza bakın. Onlara kucak açışımıza bakın. Ama onların bugün bir avuç toprak uğruna ve din kardeşlerimizi bugün itibariyle güncel olarak sorduğunuz için 29 binin üzerinde Filistinli yani Gazze'li din kardeşimiz öldürülmüş. 100 binin üzerinde yaralı var. Ve 2 milyon 300 bin insan yaşıyordu. Bugün 2 milyonun üzerinde de güneye sıkıştırılmış, Refah'a sıkıştırılmış, oradan da Sine çölüne zorlayan din kardeşlerimiz var. Ve onlara çölü reva görüyorlar. Yani gidin çölde yaşayın, hayatın olmadığı bir noktayı onlara reva görüyorlar. Onlar o Gazze şeridini ihlal ederek, işgal ederek o topraklarını topraklarına katıyorlar. Şimdi mesele Gazze'de değil. Yani bunlar burada durmayacak. Biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Yani Yahudinin arka planda, zihninde ne var? Arz-ı Mev'ud olarak adlandırılmış, kendilerine göre kendi dinlerini, Yahudiliği bozarak, Tevrat'ı aslından çıkararak, tahrif ederek kendileri uyuma bir din yazdılar ve bu uyuma dine göre, tahrif edilmiş Tevrat'a göre ben üstün bir ırkım Yahudi anlayışında. Bütün diğer insan, yani biz Yahudiler üstün bir ırkız. Diğer bütün ırklar da bize hizmet etmek için yaratılmışız. Biz efendiyiz, onlar köledir. Bu bakış açısıyla ve arz-ı mev'ud da Tanrı tarafından bize vaat edilmiş topraklardır. Nil ile Fırat arasında geçen Türkiye ülkemizin de yaklaşık 22 ilinin sözde tabi arz-ı mev'ud içerisine barındırdığı Yahudilere Tanrı tarafından verilmiş, onlara vaat edilmiş topraklar. Yani bir Yahudinin bu sahte, bu çürümüş anlayışına, uydurulmuş anlayışına göre Furkan, ben ve sen şu anda onun bakış açısına göre burada işgalciyiz. Çünkü burası da onun toprağı. O olaya öyle bakıyor. Gazze'ye öyle baktığı gibi. İşte ben de diyorum ki bu mevzu sadece Gazze mevzusu değil. Yani 7 Ekim olayı bir bahane. Daha öncesine baktığınız zaman zaten sistematik kan dökmeleri ta Osmanlı'nın bu topraklarda güç kaybetmesinden sonra başladı. 1948'de devlet eliyle yapılmaya başladı ve bugüne kadar geliyor. Dikkat ederseniz sağına, soluna, güneyine, kuzeyine sürekli ateş açarak veya sürekli tacizde bulunarak topraklarını genişletme çalışması içerisine giren bir Yahudi anlayışı, bir İsrail anlayışı var. Yani bu orada kalmayacaktır. Bunun da altını net bir şekilde çizmekte fayda görüyorum. Elbette ki emellerine ulaşamayacaklardır. Çünkü Rabbimiz tarafından kendileri lanetlenmiş bir toplum olduğu için Yüce Mevlamız onların bu, yani Yüce Mevlamız neden bu kadar bir zulme rıza gösteriyor? Onların cehennem azaplarının şiddetini artırmak için. Yani onlara mühlet veriyor, zaman veriyor ve bu zaman içerisinde de yaptıkları katliamların bedelini elbette ki günü geldikleri zaman kat be kat Rabbimiz bunu hesap gününde onlardan soracaktır. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُوهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارِ Sadakallahu'l-Azim. Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın habersiz olduğunu sanma. Allah onların yaptıklarını gözlerin dehşetten fırlayacağı bir ceza gününe ertelemektedir. Yani o ceza günü öyle bir gün olacak ki o zalimin yaptığı zulüm karşısında cezalandırılması diyor gözlerin dehşetten fırlayacağı bir güne erteliyor. Yani Allah'ın o hesap günü çok ağır bir şekilde gelip çakacak, çatacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın Furkan kardeşim. Mevzu burada herkes kendi imtihanını veriyor. Alaaddin Meydanoğlu kendi mümin olarak kendi imtihanını veriyor. Herkes kendi imtihanını veriyor. Ben de bu olayların farkında. Allah
birçok kavmi helak etmiştir. Ses ile, çekirge ile, kan ile, yerin dibine geçirerek, kasırga ile, yağmur fırtınası ve taş fırtınalarıyla birçok kavmi Kur'an-ı Kerim'de onların helaklarını anlatır. Allah şöyle diyor, ben gökten bir ordu indirmedim, indirecek de değilim. Yani Netanyahu ve ekibini de asla bir ordu indirecek de yok etmeyecektir. Rabbimiz istediğinde bir ses ile onların yerin dibine batırabilecek gücü, kuvvete sahiptir. Peki burada neden böyle bir tabloyla karşı karşıyayız Furkan? Bunun anlamı şuydur, herkesin tarafı belli olsun. Bu çok net, yani çok net. Ben de diyorum ki ben Alaaddin Meydanoğlu olarak, 40 yaşında bir birey olarak Gazze Direniş Platformu'nu kurma amaçlarımın arka sebeplerinden bir tanesi de bir mümin olarak kendi sınavının iyi bir şekilde verilmesi. Din kardeşlerim, innemel mu'minuna ihvetun, inananlar ancak kardeştir. O da aynı kıbleye inanıyor, ben de aynı Rabbe inanıyoruz, aynı kitaba inanıyoruz ve aynı Allah'a secde ediyoruz. Oradaki inananların da tevhid kelimesiyle benimki arasında hiçbir fark yok. İkimiz de müminiz, ikimiz de Müslümanız. Gazze'li din kardeşlerim diyorum. İnnemel mu'minuna ihvetun. Onlar benim kardeşlerim. Hepimizin kardeşleri. İnananlar ancak kardeştir diyor Yüce Mevlamız. Ben de diyorum ki ben bu kardeşlerimin hakkını, hukukunu koruma adına neler yaptım? Bakın kurulduğum ilk günden beri, yani 11 Kasım tarihi itibariyle kuruldum. 98. günüme geldim. Bütün bu 98 günün içerisine 14 farklı çalışma yerleştirdim. Cumartesi günü 15. çalışma yapacağım. 16-17 diye tüm STK'lar arka arkaya 10 günlük programlar şeklinde sıraya girmişler. Adeta bir trenin vagonları gibi. Sayın Başkanım, bize sıra ne zaman gelecek? Duyarlı Elazığ halkına, kamuoyuna kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepsinden, cümlesinden razı olsun. Ve gerçekten sistematik olarak düzenli bir bağış toplama çalışması var 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, eski adıyla PTT Meydanı'nda. Bütün bu oluşumları, din kardeşlerimizin arkasında olmak, bu mezalim yapıya karşı da bu dünyanın her yer neresinde olursa olsun, ben Rusya-Ukrayna savaşını da ve orada ölen çocukları da doğru bulmuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun biz çocukların ölmesini istemiyoruz. Kadınların ölmesini istemiyoruz. Biz tarlada çalışan bir insanın ölmesini istemiyoruz. Peygamberimiz savaş hukukunda ordu sefere çıktığı zaman diyor ki Furkan, çocukları öldürmeyeceksiniz. Kadınları öldürmeyeceksiniz, yaşlıları öldürmeyeceksiniz, hastaları öldürmeyeceksiniz. Tarlada çalışan kişiyi de öldürmeyeceksiniz. Genç veya yaşlı, çünkü o üretim yapıyor, ona da dokunmayacaksınız. Hayvanlara dokunmayacaksınız, bitkilere dokunmayacaksınız. Şu savaş ahlakının güzelliğine bir bakar mısın? Evet, savaşta da güzellik var. Bak, benim peygamberim bu güzelliği ortaya koymuş. Ama ben bugün daha... Birkaç hafta önce Gazze sokaklarında 3 tane koyunun Yahudi, yani İsrailli keskin nişancılar tarafından sokak ortasında 3 tane koyunun vurulduğu videoyu paylaştım. Sosyal medyada kol geziyor bu videolar. Ya hayvanın dili yok, dini yok, cinsi yok. Yani hayvan bu. Allah tarafından insanlığın hizmetine verilmiş bir varlığı Furkan nasıl öldürebiliriz? Bir koyunu nasıl öldürebiliriz? Ona nasıl ateş açabiliriz? Etinden, sütünden, yününden, kemiğine kadar istifade ettiğimiz bir varlık. Rabbimiz tarafından bizim istifademize sunulmuş olan bir hayvanı vurmayı, Allah aşkına dini bir tarafa bırakıyorum ya. Bırakın dini bir tarafa bırakalım. Yani bu hangi insani mantık çerçevesinde, ama onun uydurulmuş tahrif dini, o Tevrat'taki tahrif edilmiş ifadelerde deniyor ki karşı tarafın çocuğunu, kadınını ve hayvanını, her türlü canlısını vurmayı kendisine mübah olarak görüyor, doğru olarak görüyor. Dinlerin hiçbir tanesinde böyle bir şey yok. Zaten Furkan kardeşim, gelmiş geçmiş dinler diye bir şey de yok. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din vardır. Onun adı da İslam'dır. Bizim Yahudilik dediğimiz, Hristiyanlık dediğimiz veya ayrıştırdığımız o dinle diğer dinler, bunlar tahrif edilmiş ve bozulmuş ve sonradan uydurulmuş dinlerdir. Yani İsa Aleyhisselam da tevhid dini üzerine geldi ve
İslam'ı neşretti. Musa Aleyhisselam da aynı Allah tarafından tek dini olan, tevhid dini olan İslam'ı getirdi ve onu yaydı. 10 emirde de bu vardır. Şimdi siz 10 emire bakın Furkan kardeşim. 10 emirde diyor ki benden başka tanrın olmayacak. Birinci madde. Putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapmayacaksın. İkinci madde. Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. 6 gün çalışacaksın, işte bir gün Rabbine şey yapacak diye ibadet edeceksin. Anne babana saygı göstereceksin. Adam öldürmeyeceksin. Doğru olan o 10 emirin aslı buyken o tahrif edilmiş ve bozulmuş olan dine göre hareket ederek bugün Gazze'de hiçbir canlı bırakmıyorlar. Yani Yahudilik diye bir şey yok, Hristiyanlık diye bir şey yok. Onların kendilerine uydurdukları dinin adıdır. Bütün peygamberler, 120 bin peygamber, 124 bin peygamber gelip geçmiştir. Bunların hepsi de Allah'tan aldıkları tek bir la ilahe illallah, yani tevhid dinini insanlığa getirmişlerdir. Bunun dışında herhangi bir çalışmaları da olmamıştır. Ben de diyorum ki bu kadar hassas olan bir yapıda bunların kendi uydurdukları çalışmalar, yani tahrif edilmiş din esaslarına göre hayvanı dahi öldürmeyi kendilerine bunu mübah görüyorlar. Birinci çalışma olarak işte Furkan kardeşim 14 çalışmaya baktığımız zaman 7'den 77'ye Gazze imza seferberliğiyle bizler başladık ve ilk çalışmamız buydu, Akıncılar Derneği ile yaptık. İkinci çalışmamız, bunlar hepsi 10 gün sürdü. Elazığ Gazze'nin yardımına koşuyor. Dua programları, Yasin-i Şerif okumaları ve yine yardım çalışmalarıyla yolumuza devam ettik. Üçüncü çalışmamız da Gazze'ye hayat ol. Türk Kızılay'la birlikte Gazze'den buraya gelen din kardeşlerimize kan bağışında bulunmak ve kan stoklarını doldurmak amacıyla Gazze'ye hayat ol, Türk Kızılay'la hem kan bağışı hem yardım çalışması yürüttük. Dördüncü çalışma, katil İsrail'e bir tekme de benden boykot çalışması yaptık. Yani İsrail ürünlerine karşı. Bakın Furkan kardeşim, sana tarihsel bir anekdottan bahsedeyim, biliyor musunuz? Yani bu Yahudi ırkı Allah tarafından iki kez lanetlenmiş ve helak edilmiş bir kavim ve sürekli Allah'ın lanetine duçar olmuş bir kavimdir. Beni Kureyza Nadiroğulları Medine'de yaşayan üç kabile vardı. Nadiroğulları, Kureyzoğulları ve bir de bir kavim daha var. Topluluk daha doğrusu. Orada bu üç tane kabile sürekli Medine'de Allah Resulü ile yaptıkları bütün sözleşmeleri, bütün ahitleri bozuyorlardı. Yine sıkıntılı bir toplumdu. Söz verip sözlerinde durmayan, sürekli anlaşmaları bozan ve sürekli o bölgede nifak tohumları, sürekli ayrılıkçı tohumlar eken gruptu bu bahsettiğim Yahudi kabileleri. Allah Resulü baktı bunlar burada olmuyor Furkan. Ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki sizi buradan Medine'den çıkarıyorum. Bunlar Hayber'e gittiler. Hemen Medine'nin dışında olan Hayber bölgesine, duymuşsunuzdur. Hayber Kalesi var. Hayber Kalesi yüksek bir tepenin dağın üzerinde, Harput Kalesi'ne benzer böyle büyük bir yapıda. Yani ok atsanız yetişmez, mızrak atsanız yetişmez. Yahudiler şöyle dedi. Hayber bizim için korunaklıdır. Burada hiçbir Müslüman bize dokunamaz. Oraya yerleştirdiler. Allah Resulü de Hayber'i oradan da onları çıkarmak adına Hayber'i muhasara, kuşatma altına aldı. Furkan, 10 gün sürdü bu kuşatma. Ama Yahudiler Hayber'i terk etmediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da baktı ki bunlar çıkmıyor. Hemen o Hayber'in etrafında Yahudilere ait hurmalıklar vardı. O hurmalıkların bir kısmını kesti. Onlara şu mesajı gönderdi. Ya Hayber'i terk edersiniz ya da bütün mallarınıza zarar veririm. Bunu haber alan Yahudiler Hayber Kalesi'nden inip teslim olmaya başladılar. Yahudi malı çok sever. Yahudi parayı çok sever. Malına geleceğine canına gelsin. Allah Resulü nasıl malına dokunduysa onlar Hayber'den patır patır dökülmeye başladılar. Bak buradan nereye geleceğim Furkan kardeşim? Bu boykotun önemi neden çok önemli, değerli? Boykot ettiğiniz zaman alınmayan İsrail malları, bugün alınmayan İsrail malları ne diyor Netanyahu? Diyor ki demir kubbe beni korur diyor.
milyon dolarlık demir kubbe beni korur. Biliyorsunuz yapay zeka ile oluşturulmuş kendilerine atılan bir füze, karşı taraftan da bir füze çıkarılarak havada imha edilerek bu şekilde korumaya gidiliyor. Ama her kaldırılan füzenin de milyon dolarlık bir bedeli var. Buna demir kubbe deniliyor. Şimdi ben de diyorum ki bakın o gün Hayber Yahudileri koruyamadı. Mallarına zarar geldiği için terk ettiler. Bugün sen Yahudi mallarını almayarak, boykot ederek onlara ekonomik darbe vurduğunda o gün onları Hayber koruyamamıştı. Malı zarar gören Yahudinin de demir kubbesi onu koruyamaz. Aynı mantık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önce Yahudinin malına dokunarak onun Hayber'den inmesini sağladı. Ben de diyorum ki ey Müslüman kardeşim, Yahudi mallarını boykot ederek, elinin tersiyle iterek, almayarak şanlı Türk malı, yerli malı, Türk'ün malı, herkes bunu kullanmalı sloganıyla reyonlardan Türk malını alacaksın, Türk malını destekleyeceksin, yerli üretimi, yerli firmaları destekleyeceksin. Ki bugün 5. nesil silah uçağımız olan Kaan'da, kubbelerde, gökyüzünde, istikbal göklerdedir hedefine ulaşarak 5. nesil uçağımız Kaan yerini aldı. Ben de diyorum ki bu güç, bu kudret biz Türk milletinde, asil Türk milletinde var. Yerliyi, milliyi destekleyerek bunu yapabiliriz. Bizim İsrail malını almakla Amerika'ya, Yahudi'ye, İngiltere'ye, emperyalist güçlere, bu Siyonist yapıya hizmet etmekten başka hiçbir şey yok. İçerideki para dışarıya gidiyor. Dışarıdaki para benim Müslüman kardeşime kurşun olarak geri geliyor. Ben de diyorum ki Allah Resulü bunun formülünü 1400 yıl önce ortaya koymuş. Malına dokunarak Hayber'den patır patır dökmüş. Sen de malına dokun, gök kubbe bugün onun başına yıkılsın. Yani o demir kubbe dediği beni koruyacak olan kubbe malına dokunduğunda Furkan kardeşim kesinlikle ve kesinlikle zarar görecektir. Milyon dolarlık demir kubbe çalışamaz hale gelecektir. Boykot neden önemli? Boykot bu yüzden önemli. Evet, bunu da bu şekilde ifade etmek isterim. Baktığınız zaman Gazze'ye yol olduk. 5. çalışmamız. Büyük bir konvoy çalışması yaptık. Kimlerle bunu gerçekte? Bu arada Katil İsrail'e bir tekme de benden. TÜGVA ile, Türkiye Gençlik Vakfı ile yaptık. Bütün bu çalışmalar bir STK öncülüğünde, koordinatörlüğünde gerçekleşiyor. 5. çalışma Gazze'ye yol olduk. Kimle yaptık? Şoförler Cemiyeti ile bunu gerçekleştirdik. Ve Türk bayraklarıyla, Filistin bayraklarıyla motoru, taksiyi, traktörü, traktörlere kadar otobüslerimizi süsleyerek bir şehir turu yaptık. Bu da ulusal basında çok geniş yankı buldu. Zeki Bey'in bizi almış olduğu gündem özel programından kaynaklanmış olsa gerek tanıtımını sizin aracılığınızla yaptık. Basının da ilgisi çoktu ve tüm Türkiye'de bu ulusal medyada da geniş bir şekilde yer aldı. Aslında bir teşekkürü Sayın Elazığ Valimiz Doktor Ömer Toraman'a yapmak istiyorum. Bir de Şahin Şerifoğulları Belediye Başkanımıza, çünkü oradaki alan belediye tarafından sağlanıyor. Oranın güvenliği valilik tarafından ve özel emniyet müdürlüğü ve güvenlik şube tarafından sağlanıyor. Güvenlik güçlerimize teşekkür ederim. Sayın Valimiz Doktor Ömer Toraman'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Şahin Şerifoğulları'na standa sunmuş olduğu ses sistemi ve oradaki içecek ve öğlen yiyeceklerinden dolayı sağlamış olduğu desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Şimdi geldiğimiz noktada en önemli teşekkürü de elbette ki siz Doğu ve Güneydoğu'nun ve Türkiye'nin en güçlü kurumu olan Kanal Fırat ailesi ve Kanal 23 ailesi olarak da sürekli veterelerinizde Filistin'i unutmadınız, Gazze'yi unutmadınız ve unutturmadınız. Sürekli vetere geçiyorsunuz. 7/24 bu da gerçekten bu olayın canlı kalmasını sağlıyor. İsrail bunu unutturmak istiyor. Bizler ve sizler unutturmuyoruz. Çünkü ne diyor Aliya İzzet Begoviç? Ne yaparsanız yapın diyor. Düşmanı affedip affetmemek sizin elinizdedir diyor. Ama şunu asla yapmayın. Soykırımı unutmayın. Unutulan soykırım tekrarlanır
Bunu Aliya İzzetbegoviç net bir şekilde sözlerinde dile getiriyor. Ve yine o ustad büyük bir şekilde şunu söylüyor. Ben Avrupa'ya gittiğimde diyor, alnım hiçbir zaman yüzüm yere, alnım yere eğik gitmedim, dik gittim. Biz onlar gibi çocuk öldürmediz, kadın öldürmedik ve dini mabetlere hiçbir zaman diyor saldırmadık. Onlar gibi kan dökmedik diyor. Ben Avrupa'ya her gittiğimde alnım ve yüzüm ak bir şekilde gidiyorum diyor. Önemli sözleri var. Ve Aliya İzzetbegoviç'e göre ölmeye hazır olan insanlar ölmeye hazır olmayan insanlara her zaman üstünlük sağlarlar. Gazze'de ölmeye hazır olan insanlar var toprakları için, ama Yahudi'de ölmeye hazır bir pozisyon göremiyorsunuz ve Aliya İzzetbegoviç'e göre de bu savaşın galibi Gazze'li direniş liderleri ve Hamas bunu kazanacaktır. Şimdi Gazze'ye yol olduk çalışması da yine bir konvoy çalışması da tamamladık. Elazığ Gazze için yürüyor. Büyük bir yürüyüş yapmıştık. O büyük yürüyüşe de Allah'a hamdolsun bir imza attık ve bunu da yine önemli sendikalarımızdan Eğitim Birsen'de yapmıştık. Şehitler ve Gazze duamızsın çalışmasını da yine Diyanet Sendikası'yla birlikte yapmıştık ve şehitlerimiz için postane meydanında sürekli Yasin-i Şerifler okuduk ve yine yardım çalışmalarımız orada devam etti. Gazze'de 8. başlık olarak Gazze'de biz de varız. İnsanlık için en büyük engel savaştır. Burada da yine Engeller Derneği bir yürüyüş yaptı ve Sesimi Duyan Var mı Derneği ile bunu gerçekleştirdik. 9. çalışmamız, 9. temamız Bağdaş Derneği ile Sessiz Bekleyiş çalışmamız oldu ve bunu da yine Bağdaş Derneği ile Hanzala'yı Naci Ali'nin karikatüze ettiği ve dünyanın sırtını Gazze'ye dönmesini simgeleyen 10 yaşındaki Hanzala'yı orada sessiz bekleyişte ifade ettik. Ve 10. çalışmada yine Elysium'da oldu. Gazze'de çocuk olmak ve sessiz çığlık başlığıyla Kadem il temsilciliğiyle Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın ve il protokolünün katılmış olduğu bir sergi çalışması düzenledik. Ve yine Elazığ Gazze'nin yardımına koşuyor Hayrat Vakfı tarafından ikinci bir çalışmamızı gerçekleştirdik 11. başlık olarak. 12. başlık olarak Gazze'ye Aşol İnsani Yardım Derneği İHA tarafından gerçekleştirdik ve 13. başlık olarak Gazze ölüyor, din kardeşine sahip çık temasıyla Beşir Derneği ile bunu gerçekleştirdik. 10 gün sürdü ve şu anda da Abdülhamit Han'ın cennet mekan 106. vefat seneyi devriyesinden 10 Şubat biliyorsunuz. O tarihten başlamıştık ve şu an Postane Meydanı'nda Abdülhamit Han ve Kudüs maziden atiye Milli Türk Talebe Birliği Gazze'nin yanında çalışması şu anda Postane Meydanı'nda devam ediyor. Cumartesi saat 1.30'da da Hilful Fudul Hayra Hizmet Hakka Hizmettir İlim ve Hayra Hizmet Vakfı ile Furkan kardeşim 15. temamızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar gerçekten her biri orijinal başlıklar, orijinal çalışmalar ve o meydandan yaklaşık yani günlük olarak 20 bin Türk lirasına yakın bir para sandığı atılıyor yardım. Yani bugüne kadar baktığımda aritmetik ortalaması bu. 98. güne geldik. 101. günümüz cumartesi günü olacak. Baktığınız zaman 2 milyon TL'nin üzerine çıkan bir maddi destek söz konusu. Bunun yanında dualarımız, Kur'an tilavetlerimiz, Yasin-i Şerif okumalarımız ve orada yaptığımız hayır ve hasenatlar hem manevi olarak Gazze'li din kardeşlerimizin yanındayız, hem maddi olarak Gazze'li din kardeşlerimizin yanındayız. Yani bizler saat 10'da standı açıyoruz, akşam 5'te Postane Meydanı'nda standı kapatıyoruz. 7/24 din kardeşlerimize dua etmekteyiz. Yani elbette ki bunu birileri yapmak zorunda. Eğer bizler yapmazsak bütün toplum olarak Furkan kardeşim bundan mesul olur, sual oluruz. Evet, araya hiç girmediniz, kesmediniz. Çok çok teşekkür ederim. Başkanım, ben çünkü de gerçekten yani çok güzel anlatıyorsunuz. Yani sizin televizyonculukta tecrübeniz evet, olduğu sağ olun, için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok akıcı. Evet. Belki ben aslında böyle araya girerek şey yaptım. Kendim araya girerek belki söylemek istediğiniz veya mesaj okumanız gerektiği kanaatine vararak, çünkü ben bu çalışmaları hani o 5. çalışma, 16. çalışmada Gazze'ye köprü ol
Gönül Köprüleri Yardımlaşma Derneği ile birlikte ele alacağız. Ve akabinden yine 5-6 STK'nın daha çalışması var. Bana şu soruyu soruyorlar. Hocam bu gidiş nereye? Hani nerede duracaksınız? Yani bugün 98. günün 100. güne gelmişsiniz. Nereye kadar bu devam edecek? Ben de onlara şunu söylüyorum. Bak Furkan kardeşim, yani bugün emperyalist güçler, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı veya İsrail'i hedeflerinden, Orta Doğu hedeflerinden vazgeçiyorlar mı? İsrail attığı kurşundan geri çıkıyor mu? Ateşkes ilan ediyor mu? Masaya oturuyor mu? Hayır. Sürekli oyalıyor ve öldürmeye devam ediyor. Yani karşımızdaki cenah hedeflerine ve emellerine, kötü emellerine, bu habis emellerine ulaşmak için bir an geri duruyor mu? Hayır, bir an geri durmuyor. Bir kurşun atmaktan geri kalıyor mu? Hayır, geri kalmıyor. Peki benim karşımda böyle zalim, gaddar, böyle cani bir yapı var ve kan dökmekten bir an bile kendisini alıkoymazken ben bunun karşısında durmaktan niye çekiniyorum veya niye geri çekiliyorum veya buna karşı koymanın bir süresini niye tayin ediyorum? Şu saate kadar deyip neden bırakıp gideyim? Önce o terk etsin, işgalci olan o, kan döken o, o topraklarda hakkı olmayarak bulunan o. Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi bunlar hırsız dedi ya, işgalci dedi bunlar. Yerleşimci diye bir şey yok. Ne yerleşimcisi? Zorla gelip bu topraklara giren, işgal eden ve oradaki Müslüman kardeşimizin toprağını gasp eden yer. Yani zorla almıyor mu Allah aşkına ya? Canını alarak toprağını alıyor. Buna gaspçı denir ya. Yani gasp ediyorsun sen orada ve buna kalkıp küçük yani yumuşak ifadeyle efendim yerleşimci. Ne yerleşimcisi kardeşim ya? Yok öyle bir şey. Resmen bilerek, planlayarak zorla söke söke gidip orada bunu alıyor. Buna gaspçı denir. Bu nedenle bu şekilde ben de diyorum ki kesinlikle durmayacağız. Biz bu mezalim yapıya karşı etten duvar öreceğiz ve buna karşı sürekli mücadelemizi devam ettireceğiz. Onlar, bu etkinlikler devam edecek. Devam edecek. Cumartesi günü de var. Cumartesi 1.30'da Hilful Fudun, Hayra Hizmet Hakka Hizmettir, İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Gazze'nin yardımı yanında 15. temamız olacak. Ne yapacaklar etkinlik çerçevesinde? Yine basın açıklamamız olacak ve yardım çalışmalarımız olacak, sergi çalışmamız olacak. Farkındalık, duyarlılık o meydanda devam edecek. Orada marşlar çalınıyor, paralar toplanıyor ve bu şekilde yolumuza buradan devam ediyoruz. Yani biz orayı ben kendi ifademle şöyle diyorum Furkan, Okçular Tepesi diyorum. Okçular Tepesi. Okçular Tepesi terk edildiğinde Uhud'da ne oldu? Uhud Savaşı kaybedildi. Eğer biz de Okçular Tepesi'ni terk edersek bu savaşı kaybederiz. Ben de diyorum ki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı aynı zamanda bizim yaptığımız bu çalışmalarla Okçular Tepesi'ni ifade ediyor. Ben Okçular Tepesi'ni terk edersem bu savaşı kaybetmiş olacağım. O nedenle ben burayı terk etmeyi açıkçası düşünmüyorum. Bugüne kadar 15 farklı çalışma yaptım Gazze'li kardeşlerim için ve bunu da arttırarak, tempomu arttırarak devam ettireceğim. Yarın Ruzi Mahşer'de Yüce Mevlam'la karşılaştığımda ya Rabbim ben kilometrelerce öteden bunları yaptım. Niyetim buydu, çalışmam buydu. Ben bunun bana sorulduğu zaman bu dökülen kanın karşılığında ey kulum ne yaptın? Ben ey Rabbim ki Rabbimin bana kulum diye seslenmesini de açıkça söylüyorum. Bekliyorum çünkü o bana kulum derse Bistami Hazretleri diyor hiç kimse hesaba çekilmek istenmez ama ben isterim Rabbim bana bir kere kulum desin. Yani bunun güzelliğini yaşayayım. Ben de Rabbim bana ey kulum ne yaptın derse önce o kulum şerefini yaşayayım. Ben onun kuluyum ve daha sonra da bu din kardeşlerim için de bunları yaptım diyebileyim. Eyvallah. Başkanım çok güzel hazırlanmışsınız hakikaten. Yani çok da akıcı bir şekilde de dile getirdiniz hem Gazze'de son gelişmeleri hem de Elazığ'da Gazze Direniş Platformu olarak işte bunun kuruluş amacını ve süreç içerisinde yapmış olduğunuz etkinlikleri de çok güzel dile getirdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten evet, yapmış olduğunuz çalışmalar çok anlamlı. Bu Gazze olayının, bu insanlık dramının gündemde kalabilmesi için Elazığ'da
Çok yoğun gayret gösteriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun diyelim başkanım. Canlı yayın konuğumuz olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Son eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa alalım, kapatalım. Ortaya koymuş olduğum başarılarından dolayı ben öncelikle tebrik ederim. Yılın Gece programlı ödülüne layık görüldün. Furkan Dilever olarak hanene güzel bir başarı daha ekledin. Bundan dolayı öncelikle tebrik ederim. Eyvallah bunu başkanım. Sona bıraktım. Kanal Fırat ailesi olarak sürekli bana söz hakkı veriyorsunuz. Şahsınızda Zeki Bey'e ve Yasemin Açık hanımefendiye ve tüm kanal çalışanlarına teşekkürlerimi arz ederim. Ben bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğu'nun yıldızı olabilmek ve bu sesi buradan çıkarabilmenin yollarından bir tanesi elbette ki basındır ve bu önemli bir güç. Bu sesi de bize bu imkanı da sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum Furkan kardeşim. Temennim şudur, bir an önce Gazze'de kanın durması ve ateşkesin ilan edilmesi ve bizlerin de Gazze'ye girerek önce oradaki mazlum kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve o açlığı, o susuzluğu, o insani dramı kesmek ve Gazze'yi eskisinden daha iyi hale getirip inşa ve ihyasını yapmak. Eyvallah. Temennim ve duam bu şekilde. Eyvallah. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Efendim canlı yayın konuğumuz Gazze Direniş Platformu Sözcüsü Alaaddin Meydanoğlu. Başkanımız bizlerle birlikteydi. Gazze'yi konuştuk. Gazze Platformu'nun elinizdeki çalışmalarını konuştuk. Kıymetli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim şimdi çok kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskı canlı yayınımızdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başladık. Günü birlikte noktalayıp yeni güne birlikte başladık. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Gazze Direniş Platformu Sözcüsü Alaaddin Meydanoğlu'ydu. Gazze ve yapılan çalışmaları konuştuk. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyor. Günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ankara Milletvekili Doktor Ömer İleri Elazığ'a gelerek teknolojide kadınlar, teknolojik adımlar, dijitalin 100 yılı için teknoloji, kadın ve yerel yönetimler, yerel çalıştayına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri Elazığ'a geldi. Teknolojide kadınlar, teknolojik adımlar, dijitalin 100 yılı için teknoloji, kadın ve yerel yönetimler, yerel çalıştayına katılmak üzere şehre gelen Genel Başkan Yardımcısı İleri, çalıştay gerçekleştirileceği İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni gezdi. Doktor İleri'ye Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Murat Okubay, merkezi gezdirerek Başkan Yardımcısı İleri'ye bilgiler verdi. Arkadaşlarımız Teknofest takımı. Fırat Üniversitesi'nde farklı branşlarda mühendisler arkadaşlarımız. Siz stajyer mühendisiniz? Evet. Student agent. Biz de otonom robot takımında görevliyiz. Yazılım ekibindeyiz. Haberleşmemiz sağlıyor. İnternet bağlantısı var mı yani? Evet. Burada bir şey var mı? Wi-Fi ile biz uzaktan bağlanıyoruz kendisine. Sanal ekran oluşturduk. XRTB adında. Yapay zeka motoru olarak hazır kullandığınız bir şey var mı? XRTB değil. SSH'dan bağlanıyoruz. Burası bizim bir okul üniversitesi. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite seviyesindeki arkadaşlarımıza Başkan Yardımcısı Doktor İleri'nin bilgi aldığı sırada ziyarete eşlik eden Başkan Şerifoğulları da yeni bir projenin notunu aldı. Peki şu an böyle ben gelişim üzerinde tarafta drone uçurabiliyor muyum? Şu an ya merkez ilerlerde artık komple yasak, hemen hemen yasak. Evet. Ama her yıl hemen hemen bazı yeşil bölgeler var. Evet. Yeşil bölgelere uçuş yapılıyor. Evet. Eğer lisans varsa da lisansla birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü üzerinden izin alıp ilgili yerlere uçuşlar yapılabiliyor. Organizasyonlar yapılıyor. Evet. Falan da var bizim projeler. Sizler arasında koyar mı? Başka uçurum araları. Valla çok güzel oldu. Ama maliyette masa alsın. Olmaz mı? Uzalım. Eyvallah. AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Teknolojide Kadınlar, Teknolojik Adımlar, Dijitalin 100 Yılı için Teknoloji, Kadın ve Yerel Yönetimler, Yerel Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştay'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ankara Milletvekili Doktor Ömer İleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Murat Okubay, AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve Bilişim Teknoloji Başkan Yardımcısı Meryem Sümen, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz, İpek Yolu Gençlik Merkezi Müdürü Salih Şimşek konuşmacı olarak katıldı. Biz yer sofrasının çocuklarıydık. Şimdi artık uzayda geziyoruz. Bugün milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu yaptık. Evet. Birilerinin hayal edilmediği, birilerinin paraya yerine koyduğu, ötekileştirildiği, hatta insan sınıfından çıkarıp başka sınıflara koyduğu şu nesil ve inşallah arkasından gelecek nesil bu coğrafyada inanılmaz şeyler yapmaya başladılar. Ne kadar övünsek, ne kadar gururla bahsetsek azdır. Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak hepimiz artık zorunlu hale geldi. Bu anlamda bizler de 2019 yılından itibaren Elazığ Belediyesi olarak hedeflerimizi bu doğrultuda güncelleyerek birçok çalışmaya imza attık. Özellikle akıllı şehir uygulamaları başta adı altında numarataş bilgi sisteminin yenilenmesi, mezarlık bilgi sistemi, online imar durumu, dijital arşiv, kent rehberi, belediyemizin web sitesinin mobil uygulamaya entegre olması gibi birçok çalışmaya imza attık. Allah'a çok şükür bugün bu ülkede yapılamaz, yapamazsınız, edemezsiniz denilen hemen hemen her şeyi yaptık. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ankara Milletvekili Doktor Ömer İleri de konuşmasında merkezde yürütülen çalışmaları övgü dolu sözlerle anlattı. Elazığ'dan roketler yükseliyor. Elazığ'da yazılım geliştirme çalışmaları yapılıyor, mühendislik çalışmaları yapılıyor. Dünya çapında işler çıkıyor. Bu gerçekten çok büyük bir kıvanç kaynağı, gurur kaynağı. Hepinizi tebrik ediyorum bu nedenle. Bazı konularda bırakın teknoloji geliştirmeyi, kullanmak noktasında bile sıkıntımız vardı. Hakkını vererek kullanmak. Hakikaten o günler çok şükür gerilerde kaldı. Cumhurbaşkanımız çok önemli bir siyasi iradeyi ortaya koydu. Çok sistematik, planlı, programlı bir süreç sonucunda ki bu süreçte yeri geldi biliyorsunuz yeni kurumlar hayata geçirdi. Mesela Uzay Ajansı gibi, Türkiye Uzay Ajansı gibi. Yeri geldi, stratejik yol haritaları çalışıldı. Efendim Elazığ'a gelen Doktor Ömer İleri, Kuloğlu Çarşısı ve Vali Fahri Bey Caddesi'ni gezerek esnaflarla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi tarafından ilki Elazığ'da gerçekleştirilen Teknolojide Kadınlar, Teknolojik Adımlar, Dijitalin Yüzyılı için Teknolojik Kadın ve Yerel Yönetimler Yerel Çalıştayı'na katılmak üzere Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ankara Milletvekili Doktor Ömer İleri esnaf ziyaretinde bulundu. İlk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Doktor İleri'ye Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti. Genel Başkan Yardımcısı İleri partilerini ziyaret ettikten sonra Koloğlu Çarşısı ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Çok teşekkür ederim. Sizden bir isteğiniz var mı? Ricamız olur, sağ olun. Peki. Biraz emeklere daha iyi bakın, sizden isteğiniz olur. Evet, eyvallah. Hep sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntının farkındayız. Evet. Yani çalışıyoruz. Bunları da sizden ricamız bildirin. Onlar biliyorlar, yani biz de takip ediyoruz. İş günümüzde gerçekten bu rakamlarla geçinmek mümkün değil. Haklısınız. Yani ben biraz daha sabır iyi olacak inşallah. İnşallah. Temennimiz o. Sizden ricamız oldu. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Yok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Varlığınızı eksik etmesin. Abi. Elazığ'dan.
dualarınızla, desteklerinizle inşallah. İnşallah. Allah bizi hepimiz, biz ondan başka kimseye değil. Sağ olasın. O var ya, el öpülecek. Estağfurullah. Kimse değil. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah senden razı olsun. Allah yar ve yardımcı. İleri ve Başkan Şerifoğulları esnaf ziyaretinde ayakkabı almaya çalışan bir gence tercih konusunda yardımcı oldu. Siz seçin başkanım. Ya beyaz yakışmış ama kış şartlarında evet. Erken kirleri. Evet. Sen yine siyah seçin. Güzel durmuş, şık olmuş. Esnaf ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. Allah razı olsun. Sağ olasın. Yani biz sizlerle beraberiz zaten başkanım. Ondan yana sıkıntımız yok. Oylarımız, çevremizde çalışmalarımız sürekli zaten devam ediyor başkanım. Başlarız. Ondan yana sıkıntımız yok. Yani Allah'a emanet inşallah başkanım. Sen oy kullanıyor musun? Kullanıyorum. Burada zaten benim yeğenimdir başkan, burada bir tane kişi var. Sağ olasın. Şey, sana hediye edelim mi? Uygun bir fiyata bari. Ha? Doğru, hediyemiz olsun. Hediyemiz olsun. Öyle olsun. Bizim hediyemiz olsun sana. Eyvallah. Zaten değişikliklerin farkındayım. Ben İstanbul'da yaşadığım için 4 ayda bir geldiğim zaman her farkında farklılıklar görüyorum zaten. Çok çok iyi çalışmalar oluyor. Gerçekten kendisine teşekkürlerimi ödedim. Her zaman yanımızdayız. Pardon. Başkanım, Polari Bey yapıyor. Başkanım da gelmiş olarak. Polari Mimari Bey. Sen direkt şey yaptın. Dediklerini ben yaptım. Polari Mimari Bey. O daha kıymetli oldu. Hem biraz size şaşırdık hem de biraz İstanbul'a şaşırdık. Allah razı olsun. Başkanım, dinledim. Sağ olasın. Burayı garanti görüyorsun. İstanbul'a destek. En azız burak destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Yani en azımızda inşallah ilerleyen yıllarda, ilerleyen dönemlerde istediği noktaya gelecek. İyi gidiyoruz inşallah. Allah iyilikler versin. Var mı sizler isteğiniz? Genel Başkan yardımcımız var. Hocamızda bu desteğimiz sizinle. Allah var etsin. TBMM'de gündem dışı söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu, Elazığ'ın da İliç'le ilgili kurulan araştırma komisyonunun gündemine dahil edilmesini talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde açıklamalarda bulundu. Milletvekili Erol, Elazığ Maden ilçesinde bakır madeninden çıkartılan molozların yerleşim yerine dökülmesinden dolayı Erzincan İliç'te kurulan araştırma komisyonu gündemine alınmasını talep etti. Değerli milletvekilleri, Elazığ Maden ilçemiz Cumhuriyet tarihimizin en köklü ve en eski ilçelerinden birisi. 1880'li yıllarda belediyesi kurulmuş. Orada Elazığ Bakır İşletmesi ilin ve ilçenin ekonomik gelirini, sosyal hayatını düzenleyen bir ilçe haline olmuş. Elazığ Bakır İşletmesi devlet kamu gündeminde ve kamu mülkiyetiyken çalıştırılırken yaklaşık 6000 personel çalışırken ve bu 6000 personel o ilçeye ve şehre de ekonomik değer katarak istihdam alanı oluştururken ama özelleştirildikten sonra burası 150-200 personelin çalıştığı ve ara ara da çalışmalarına ara veren bir tesis haline geldi. Esas sorun şu, yani istihdamın engellenmesi, istihdamın daralmasıyla ilgili değil. Esas orada ciddi bir sorun var. Ben kendi milletvekilimiz CHP grubundan milletvekili arkadaşlarımızla da yerinde de incelemeler yapmıştık. Madende maden bakır işletmesinin çıkardığı madenin ayrıştırmasından sonrası pasayı yani anlayabileceğimiz dille molozu, harfiyatı ilçe yerleşim merkezinin üstüne dökmektedir. Yani bu resimden de gayet iyi anlayacaksınız. Altta yerleşim olarak Maden ilçesinin Cabi Kebir denilen mahallesi var ve üstünde Maden Bakır İşletmesi'nin ayrıştırdığı malzeme sonrası pasası ve molozu buraya dökülmüş durumda. Şimdi risk şu, bu mahalle Cumhurbaşkanı kararıyla riskli alan ilan edildi. Yani burada bir heyelan riski var ve yaşanan bir heyelan var. Alttaki köprü doğal bizim orada bir tarihi köprümüz vardı ve köprüde de patlamalar oldu. İlçenin girişiyle ilgili de yeni bir planlama yapıldı. Şimdi burayla ilgili eğer tedbir alınmazsa yani hem bu mahallenin orada yaşayan insanların yaşam riskleri var hem de ayrıca buranın bir özelliği daha var. Burası Diyarbakır, Elazığ, ana arteri, karayol üzerindeki olan bir bölge. Ve bu mahallenin altından geçen bir dere var ve derenin üstünde de Diyarbakır karayolu ve demiryolu ağı var. Yani bu moloz buradan göçtüğü, burada fotoğrafta tam anlaşılmayabilir ama burada on binlerce ton moloz var ve inanılmaz baskı yapıyor zemine. Buradaki bu molozun bir heyelan oluşturması durumunda hem bir mahalleye gidecek hem de Elazığ-Diyarbakır yolu belki de aylarca açılamayacak hale gelecek. Esas önemli konu şu, ben bu konuyla ilgili
2022 yılında Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na soru önergesi vermiş. Ve burayla ilgili demişim ki burası olası bir heyelan riski taşıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bu bölge risk alanı ilan edilmiş. Heyelan alanı ilan edilmiş. Ve heyelan alanı ilan edilen bölgeye nasıl olur da bu pasa, bu moloz dökülür diye soru sormuş. Ve buranın kaldırılmasıyla ilgili de öneri getirmişim. Bakanlık ne cevap vermiş? Bakanlık diyor ki evet talebinizde haklısınız. 6 ay içerisinde bu pasanın buradan kaldırılması lazım. İlgili kurumlara yazdık. İlgili kurumlar da cevap veriyor. Diyorlar ki bu pasanın buradan kaldırılması teknik olarak mümkün değil. Ya İstanbul Boğazı'nda Avrasya Tüneli kanalda yapılırken, Karadeniz'de doğal gaz kilometreyle ötelerden getirilirken, yani madendeki pasanın kaldırılması mı teknik olarak mümkün değil? Niye? Oradaki işletmenin sahiplerinin siyasi bağlantılarından kaynaklı yönetilen bir süreç var. Ve ben genel kuruldan, Sayın Başkanım sizden de rica ediyorum, özellikle il işte kurulan araştırma komisyonuna madenin anlattığım bu sorunun, bu harfiyat alanının yaşatacağı riskler de incelenmek üzere komisyonun buraya da görevlendirilmesini talep ediyorum. Efendim 31 Mart mahalli idareler seçimleri için takvim daralırken Elazığ Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı adayı Şan Şerifoğulları vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sorun ve önerileri dinleyen Şerifoğulları'nın bu defaki durağı taksi durakları oldu. Kapı kapı gezerek gönüllere girmeye çalışan Elazığ Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bizden, çalışmalarımızdan. Çok memnunuz. Allah'ım çıktığınız yolda kolaylıklar versin inşallah. Gerçekten bu bir parti meselesi değil, artık vefa meselesi. Eyvallah. Gözünü açıp bakan herkesin görmesi gerekiyor ki Elazığ gerçekten sınıf atladı sayenizde. Rabbim çalışmalarınıza kolaylık versin. İnşallah bir 5 yıl daha sizinle beraber yola devam ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkan Şerifoğulları bu defa Profesör Doktor Naci Görür Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Nasılsınız? İyisiniz? Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Yaramazlık yok. Sağ olasın. Sağ olasın. İşleriniz. Allah'a şükür. Siz de işiniz? Hoş duruyoruz. Nasıl yaramazlık yok. Hamdolsun. Allah'a şükür. Yaramazlık yok. İşler değil. Çok şükür abi, iyidir. İsteği var mı bizde? Yapacağınız sağlığı yolları. Görüşürüz inşallah. Şerifoğulları'na ziyarette AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi, Bilişim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulu, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Yönetim Kurulu, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve AK Parti Merkez İlçe Teşkilat Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ilk 5 yıllık süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak destek istedi ve talepleri dinledi. İyi misin? Sen nasılsın? Yaramazlık yok. Allah sizden razı olsun. Allah var etsin. Abi ne var diyor? Sorun problem. İyi misiniz? Allah var etsin. Başlarsın başkanım. %100 değil yani. %500 senin yanındayız. Allah var etsin. Sağ olasınız. Allah'a emanet olun başkanım. Başlayız. Görüşürüz inşallah. Allah razı olsun. Daha sonra Seydamullah Bahri Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Şerifoğulları, bizlere dua eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum dedi. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ziyaretin sahibi senin zeka. Allah razı olsun. Sen gönderdin ya temizle. Evet. Allah beraber olasın. Dua et inşallah bize. Peki kahramanım ben. Tamam. Ömür oldu. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Ha, sağ olasın. Rabbim şifanı versin. Yine bir gol attır olayı. Oranın o şeylerini. İnşallah. Tekrar. Başım gözümüzü. İnşallah kazanasın. Sağ olasın. Dua et. Ardından Elazığ'ın kanaat önderlerinden ve önceki dönem belediye başkan yardımcılarından Kutbettin Yeşilkaya'yı Murat Yünlü ve Selahattin Özsoy'la birlikte ziyaret eden Elazığ Belediye Başkan adayı Şerifoğulları, Güneykent Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yapmış olduğumuz işleri, icraatları, yatırımları anlatmanız bizlere çok büyük bir güç katacak. Biz geçen dönemki, biz Allah'ın izniyle kazanacağız. Nasıl?
Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden Güleç ailesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tüver, Elazığ'da vatandaşlarımızın teveccühü başkanımız Şahin Şerifoğulları'ndan yana olsa da kapı kapı, hane hane gönül ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz dedi. Biz tamam deyip kapı kapı, hane hane gönül ziyaretleri yapmaktan vazgeçen bir parti olmadık. Yine bu dönemde de inşallah vazgeçmeyeceğiz. Her ne kadar vatandaşın teveccühü Sayın Belediye Başkanımıza ve partimize fazla olsa da biz yine de bu rahatlıktan dolayı değil de vatandaşlarımıza bir araya gelebilmek için, onlarla gönül köprüleri kurabilmek için şu an sizlerle bir aradayız. Ve bütün mahalle sakinlerimizle, bütün 42-43 mahallemizle de inşallah toplantılarımızı, buluşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kadın Kolları Teşkilatı'nın her zaman sahada olduğunu ifade eden Başkan Şerifoğulları da, biz Allah'ın izniyle bu seçimleri kazanacağız. Biz sadece kazanmak istemiyoruz, çok yüksek bir oyla kazanmak istiyoruz. Elazığ'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdasını, sevgisini 31 Mart'ta sandıklarda çok net bir şekilde göstereceğiz dedi. Bizden nasibimizden çıkmamışsa biz kazanacağız. Ama biz kazanmak istemiyoruz sadece. Biz çok yüksek bir oy almak istiyoruz. Geleceğiz ve inşallah Elazığ'ın o Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini, sevdasını Cumhurbaşkanımıza 31 Mart'ta çok net bir şekilde göstereceğiz. Allah nasip ederse bizler sandıkları patlatacağız. Çok güçlü bir şekilde. Şerifoğulları ziyaretlerine şoför esnaflarıyla devam etti. Başkan Şerifoğulları, Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi taksi durağında şoför esnaflarını ziyaret etti. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları, 5 yıllık görev süresinde yatırıma dönüştürdüğü projeleri ve yeni dönem için Elazığ'a kazandırmayı hedefledikleri projeleri tek tek anlattı, destek istedi. Güzel işler ortaya çıktı. Görüyoruz, sizler de bunu görüyorsunuz ve takdir ediyorsunuz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Şehir merkezinde bizim yapmış olduğumuz meydanlarımız, yeraltı otoparklarımız, şehir arası otobüs terminlerimiz, yıllardan beri konuşula gelen her belediye başkan adayının gündeminde olan ama maalesef yapılamayan fuar kongre merkezimiz, Kapalı Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, eski BİT meydanı, buraların sokak sağlıklaştırılması, cephe iyileştirilmesi çalışmaları, yani işte Çaydaşlı'da yapmış olduğumuz köy kent, bu tarafta Doğu kent, Ulu kent, Sarayi, Sarıbaba mahallelerinde yapmış olduğumuz kanal boyu rekreasyon çalışmaları, Doğu kentte spor köyü projemiz, açmış olduğumuz yollar, bulvarlar, altyapı çalışmaları, yani Arkut'ta yaptığımız onlarca eser, yani yüzün üzerinde biz bu şehre proje gerçekleştirdik. Ve yapmış olduğumuz her proje de şehre değer kattı. Daha sonra Doğu Kent Minibüs durağındaki şoför esnaflarıyla buluşan Şerifoğulları, hizmetlerini ve projelerini hayata geçirirken sosyal belediyeciliği de ihmal etmediklerini söyledi. Bunları yaparken, hizmet belediyeciliğini yaparken biz sosyal belediyecilik tarafında ihmal etmedik. İşte biraz önce bahsetmiş olduğunuz konu işgaliyelerin alınmaması depremle birlikte gündemimize geldi. Pandemiyle birlikte gündemimize geldi. O gün onu yaptık. İşte deprem oldu, biz şehrin tamamında su ücreti almadık. İşte deprem sürecinde yine ulaşım, belki hoşunuza gitmiyor bu söylem ama ulaşımı ücretsiz yaptık ama vatandaşın yanında olmamız gerekiyordu o gün. Efendim, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkanı Doçent Doktor Murat Aygen, Köfteciler Sokağı ve İzzetpaşa Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. 31 Mart Mali İdareler seçimleri için Elazığ'da partiler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ziyaretlerine yoğun tempoyla devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen'in durağı Köfteciler Sokağı oldu. Yani iyi misin? Tanısan mı? Allah'ın kurbanı seni. Abi bunun baltası, baltayı çıkarmışsa bu iş tamamdır. İyi çekin, yakışıklı çekin gençler. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Nasılsın? İşler nasıl? Desteklerinizi bekliyoruz, yardımlarınızı bekliyoruz. Emeklisin. Size de pay vereceğiz belediyeden. İnşallah, inşallah. Tamam. İnşallah. Sen beni seç, oldu. Tamam. Emekliye, esnafa destek vereceğiz. İnşallah. Size kapalı bir yer yapacağım. İnşallah. Hele o böyle PTT meydanda oturmayacağız. Kapalı alan.
Doçent Doktor Murat Ergen Köfteciler Sokağı'nı gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Allah razı olsun. Yeter daha. Yani. Heh, bak. Yeter. İnancın olsun yeter. Yani bakıyoruz çevreye de bakıyoruz biraz bayağı şey var. Ne var bir yol yok kaldırıyor. Herkes birbirine adamcılık yapıyor. He. Herkes şey yapıyor. Ben 20 senedir AK Parti'ye veriyorum. Başkanım bana izle oyum senindir. Bitti. Allah rahat ol. Sen de bize güven. Bu değişimi gerçekleşin. Biz değişim yapacağız. Şehri de dönüştürmek söz size. Doğru işe doğru adam yerleştirici. Ehliyeti, liyakatlı, işi bilen. Ne yaparsın kardeş? Sen nasılsın? İyisiniz. Canın sağ mı? İyisin inşallah. Canın sağ mı? İnşallah. Kent iyi yönetilmiyor ha vallahi billah. Yani. İnşallah inşallah iyi olur. Memlekette kaldırımı yok, suyu yok. Daha i̇nşallah. Saymıyorum ha. İnşallah. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Aygen sorun ve talepleri dinleyerek 31 Mart seçimleri için destek istedi. Abi nasılsın? Hocam hoş geldin. İnşallah. Allah razı canın olsun. Canın sağ mı? Değil mi? Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. İyisin. Yaramaz bir şey. Çok şükür olsun. Bu iş tekle olur. Bir kişiyle başlar. Ha, ben öyle önemli diyeyim. Olan adım atmak. Ne var ne yok. İyisin. Aa, teşekkür ederim. Ne var ne yok. Sağ olasın. İyisin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Canın sağ mı? Gelmeyesin. Kardeş inşallah. Allah razı olsun. Nasılsın genç? Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Doçent Doktor Murat Aygen, İzzetpaşa Mahallesi esnaflarını da gezerek projelerini anlattı, vatandaşlarla bir araya geldi. Yardımınızı bekliyoruz. İnşallah muvaffak olursunuz inşallah. İnşallah abi, hep beraber olsun abi. İnşallah. Tamam. İkinciyi bize ver. İnşallah. Tamam. Murat hocama nasip olur kardeşim inşallah. Ben inşallah. Tamam. Mahcup etmeyiz sizi inşallah. Yani. İnşallah. Sizin oyunuza talibiz. Tamam, MHP ha. Bir değişim olsun, oldu. Biz şehirlerimizi inşa ederken tuğla ve betonun içinde insanımızı da inşa etmemiz lazım diyen doçent Doktor Murat Aygen, gençlerden de destek isteyerek bu defa değişim ve dönüşüm olsun dedi. Yalnız bize hizmet lazım. Herhalde hizmet millete lazım. Hizmet ya. Lazım. Yani böyle daha güzel, geniş kaldırımlar, yürüme yolları, yürüyüş yolları. Yani yok gerçekten. Bakalım. Bir çayda çıra, bir gel bir yürüme yolu yok. Yani biz şehirlerimizi inşa ederken tuğla ve betonun içinde insanımızı da inşa etmemize. Başkanım etmemize. Ben 3 tane isim söyleyeceğim size. İnsanımızı inşa etsek senden 40 milyar kira istemem. Gençleri seviyorum ya. Biz de sizi seviyoruz başkanım. Bu gençler ancak bu değişimi gerçekleştirir. Tamam kardeşim ben. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Ziyaretçi yok. Ziyaretçi gelmiyor bu memlekette. Olmazsa sen köfte satamayacaksın. Mardin'e 2,5 milyon adam giriyor ayda. Eskiden bilirsiniz bu sokak gazetesi. Ha böyledi böyle diyor. Ha böyle böyle. Ha böyledi böyle ya. Abi yardımınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Bir değişim İnşallah. Olsun. İnşallah. Kenti İnşallah. De biz dönüştürelim. İnşallah. Zavurlar abi. Sen nasılsın? Allah razı olsun. İyisin inşallah. Canınız sağ olun. Yardımınızı bekliyoruz. Kadınlarla da ilgili çalışmalarımız var. Gençlerden bir değişim bekliyoruz. Kenti de dönüştürmek bize nasip olsun diyoruz. Ve bu seyir değiştireceğiz inşallah. Çok sıkı çalışmalar. Hocam ben canlanacağız inşallah. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Bal bugün oldukça önemli bir açıklama yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde Karakoçan ilçesinde ve Karakoçan Sarıcan beldesinde MHP adaylarının seçimden çekildiğini ve AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçiminde Karakoçan ilçesinde ve Karakoçan Sarıcan beldesinde MHP adaylarının seçimden çekilerek Cumhur İttifakı adaylarının destekleneceğini açıkladı. Bal açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bilindiği gibi 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk ve Türkiye yüzyılında ülke genelinde tüm seçim bölgelerinde öncelikle hedefimiz Türkiye ve halkımızın kazanmasıdır. Bu doğrultuda daha önce ismini açıklamış olduğumuz Karakoçan Belediye Başkan adayımız İrfan Güneş ile Karakoçan Sarıcan Belde Belediye Başkan adayımız Alperen Dilenç ile yaptığımız istişareler neticesinde adaylıktan çekilme kararı alınarak bu iki seçim bölgesinde Cumhur İttifakımızın AK Parti adayları desteklenecektir. İlimizin en yoğun nüfusunun bulunduğu ilçelerimizin başında gelen Karakoçan ilçemizde seçimlerin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması aziz milletimiz için çok önemlidir.
Hem Karakoçan ilçemizin hem de Sarıcam beldemizin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınması hizmetlerinin adil şekilde vatandaşımıza ulaşması gözbebeğimiz bu iki bölgemizde. Tüm halkın huzur ve güvenliğinin teminatının sağlanması her türlü kazanımın çok daha üstündedir. Bu düşüncelerle Karakoçan ve Sarıcanlı hemşehrilerimizin 31 Mart 2024 tarihinde sağduyu içerisinde ülkemizin birlik ve bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliği, hizmetlerin adil ve şeffaf bir şekilde tüm vatandaşlara ulaşılmasının temini için Cumhur İttifakı adaylarımıza sahip çıkacağına inanıyor, sürecin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran, 31 Mart seçimleri kapsamında Çarşı Mahallesi'ni ziyaret ederek hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran seçim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah sana çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkürler. Çok şükür uğraşalım. Allah iyilik versin. Allah kolaylık versin. Ben CHP Belediye Başkan Adayı. Bir mahalleyi gezdim. Selam. CHP Belediye Başkan Adayı. Çağlar Duran. Nasılsın? İyi misin? Ben CHP Belediye Başkan Adayı. Çağlar Duran. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız nasıl? İyidir. Allah'ın güçler. Siz de iyisiniz. İyidir. Böyle geziyoruz, dolaşıyoruz. 31 Mart Mali İdareler seçimleri için sahada olan CHP adayı Duran'ın bu defaki durağı Çarşı Mahallesi oldu. Başkan adayı Çağlar Duran nasılsın, iyi misin? Sağlığın nasıl? İyidir, çok şükür Allah. Maşallah, maşallah. Yok, çok iyisin valla. Siz mi olacaksınız? He, ben olacağım inşallah. İnşallah. Sağ olasın. Yardım ederiz biz. İnşallah, sağ olasın. Hocam, sağ olasın. Hadi kolay gelsin. İyidir, geziyoruz, dolaşıyoruz. O istiyoruz, destek istiyoruz. Sağ olasın, hadi kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Nasıl, iyi misiniz? Vallahi iyidir abi, geziyoruz, dolaşıyoruz. Siz bir ara gelmişsiniz geldim geçen seçimlerde. Geldim. İyisin inşallah, nasıl gidiyor? Vallahi iyidir, boş durduk, geziyoruz, dolaşıyoruz. Allah razı olsun size. Yani. Değişim olsun istiyoruz, o istiyoruz, evet. Destek istiyoruz. İnşallah. Hakkımızda hayırlısı. Eyvallah ya. İşler iyi. Çok şükür idare eder ya. Ya biraz rögunluk var tabii ki işlerde. Eyvallah. Artık, artık bunu seçime mi bağlayalım, ekonomiye bağlayalım, neye bağlayalım bilmiyorum. Yani bu seçimden sonra daha da kötü olacağını söylüyorlar. İnşallah olmaz. İnşallah yanılıyorlar. Ama sıkıntı büyük, hepimiz aynı. Ne yapalım? Eyvallah. Abone olmayı unutmayın. Hayırlısı. Hayırlı. Hocam nasılsın, iyi misin? Görüşürüz. Nasılsınız? İyisiniz. Vallahi sağlığınız nasıl? Merhabalar. Abone geziyoruz, dolaşıyoruz. Allah kolaylık versin. Allah kolay olasın. İnşallah. Allah muvaffakiyet versin. Abi çok teşekkür ederim. Buyurun oturun, çayımız hazır. Abi gezelim valla. Çarşı büyük ancak biter. Tabii tabii. Eyvallah. Ben geçen sene burayı 4 günde gezdim. İnşallah bu sene biraz daha düşüreceğim. Hadi eyvallah. Sağ olasın. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Avukat Coşkun Çağlar Duran esnafları birer birer gezerek sorun ve talepleri dinledi. Bereket olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, iyiydi. Böyle geziyoruz, dolaşıyoruz, selam verelim dedik. Nasıl gidiyor? Sağ ol. Sağ ol. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın, sağ olasın, ne var ne yok, işler nasıl? İyidir, elhamdülillah, idare ediyoruz. Allah iyilik diyoruz. Abi böyle geziyoruz, mahallemiz, selam verelim dedik. Hadi kolay gelsin. Kolay. İşten değil mi abi? Bu arada işten eklemiş o marketler bizim yitirmiş. Vallahi aynı. CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran seçim vaatlerini anlatarak esnaf ve vatandaştan destek istedi. Allah kolaylık amin, versin. Amin, Allah razı olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Amin, amin. Bir şey ikram edelim, çay falan. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sizler nasıl? Çok şükür. Vallahi iyidir abla, geziyoruz, dolaşıyoruz. Eyvallah, sağ olasın. Şükür, kış tarafı mı? Biraz eksiklik var. Mağdur bekliyoruz. İnşallah. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hadi şöyle Avukat Coşkun Çağlar Duran esnaflara bol kazançlar dileyerek 31 Mart seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini isteyip değişiminin yaşanması gerektiğini söyledi. Hoş geldiniz. Vallahi iyidir. Çocuğum nasıl? Nasıl işleriniz? Kerem'ine şükür. Ulaşıyoruz, nasıl gidiyoruz. Her şey iyidir. Çok şükür. Nasılsınız? Sağlığınız nasıl? Teşekkür ederim. Siz destek istiyoruz. Değişim olsun istiyoruz. Evet, biz de istiyoruz Allah'a. Valla destek istiyoruz. Ama oy ver olsun, merhaba. Değişim derken şey değişimi değil. Hani böyle Ahmet gelsin, Mehmet gelsin diye bir belediyecilik anlayışını değiştirmeye çalışıyoruz. Öyle bir yola çıktık. Hakkımız hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Vatandaşlarla da bir araya gelen Avukat Coşkun Çağlar Duran hem sohbet etti hem de vatandaşların sorun ve talepleri kapsamında istişarelerde bulundu. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi, çok teşekkür ederim. Yanımdayım. Çok teşekkür ederim. Devamında buradayım. İstanbul Milletvekili geçen seçimde geldi. Yine aynısını söylüyorum. Yine aynısını çok söylüyorum. Hayırlı olsun sağ diyorum sağ ben. Allah yardım. Vallahi hiç umut sanmıyoruz. Eyvallah. Sağ olasın. Kim olursa olsun. Esnaf ölmüş vallahi. Sağ olasın.
Efendim Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Belediyesi ve ilgilenen meclis üyesi adayları belli oldu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel ve Belediye Meclis üyelerini açıkladı. Belediye Başkan adayını açıklayan CHP'de meclis üyesi adayları da belirlendi. İşte açıklanan Merkez İl Genel Meclis üyesi adayları. Yavuz Doğdu, Mahmut Okçuoğlu, Mehmet Temel, Kenan Argun, Atilla Yılmaz, Ali Hıdır Özgür, Ali Doğu, Süleyman Öncü. CHP Elazığ Belediye Meclis üyesi adayları ise Murat Akkoç, Ayten Çekil, Bülent Altaş, Doruk Gök, Yunus Bal, Gülsüm Elma, Özal Çelik, Birol Geyik, Bekir Ay Yıldız, Sebahattin Öztek, Mukaddes Kuytu, Burhan Demir, İmam Gemici, Abdülkadir Demirel, Atalay Güneş, Baran Özdemir, Fırat Bakar, Bekir Ercan, Zeki Harman, Metin Yaşarul, Sedat Karakoç, Yeter Doğangül, Murat Erenler, Cafer Türkeş, Yetiye Bingöl, Ersan Bektaş, Ahmet Önen, Aysel Atatüre, Hayrettin Yalçın, Cevdet Yıldırım, Aynur Düzgün, Aynur Akgün, Saray Heval Umay. Kontenjan üyeler ise Lale Aydın, Oğuzhan Sarı, Mehmet Bayrak, Mehmet Turgay Adem oldu. Efendim seçim ziyaretlerine Doğukent, Sarayatık Mahalleleri ve Eller Çarşısı ile devam eden Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu, Elazığ'da yeniden refah güçlenerek geliyor dedi. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu 31 Mart Mali İdareler seçimlerine doğru seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında vatandaş ve esnafla buluşan Septoğlu, toplumun tüm kesimlerinden gelen sorun ve taleplere kulak vermeye devam ediyor. Seçim ziyaretlerine Doğukent Mahallesi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi, çevresi ve Doğukent Caddesi ile devam eden Septoğlu, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Doğukent Mahallesi'nin ulaşımını sağlayan minibüs şoförleriyle de buluşan Septoğlu, Eller Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Başkan adayı Septoğlu'nun son durağı Sarayatık Mahallesi oldu. Yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan adayı Septoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. Bizim sizden ricamız inşallah nasip olursa, görev size verilirse, başkaları gibi Ataşehir, Çaydaşçıra, Bahçelievler, Sürsürü Belediye Başkanı olmayınız. Hepimizin belediye başkanı olursunuz. Zaten onu söylüyoruz, her yere eşit hizmet. Ayrım yok yani. Biz ne Fevzi Çakmak'a ayırırız, ne Sürsürü'yü ayırırız, ne Hilal Kent'i ayırırız. Cenab-ı Hak nasip ederse de bunları inşallah hepimiz şahit olacağız. Elazığ'ımız her türlü şekilde hizmetleri alacak Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Şehrin beklentilerine ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşan Septoğlu, saha çalışmalarımızda gördüğümüz çok önemli bir gerçek var. Hemşehrilerimiz refah belediyeciliğini bekliyor, dedi. Tabii siyaset uzun bir yoldur. Günübirlik kararlarla bir şeylere varılmaz. Dönemlik, aylık, günlük kararlar olmaz. Çiviyi çaktığın zaman o çivi yerinde kalacak. Biz dostlarımızın gönlünde bir ufak yerimiz varsa ona şükrederiz. Ve bu güzelliği görüyoruz ki. Bu güzelliği görünce tabii bize fazla konuşmak değil, iş yapmak düşüyor. Hiçbir zaman güzel lafların arkasına sığınmadık. Güzel dostların arkasına sığındık. Hizmetimizi diyoruz, kalkışmayız, fazla söylemeyiz, bir iki defa söyleriz. Şükür Allah'a bazı şeyler bana da nasip oldu. Biliyorsunuz hepiniz. Ben tekrar bunları tekrar etmek istemiyorum. Ama şunu diyoruz ki Elazığ'ımıza ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle biz onların hepsinin altında tekrar imzamız olacaktır. Ben bu güzel karşılamanızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah sizleri var etsin. Allah'a emanet. Sizler de yadigarsınız. Başımızın tacısınız. Her türlü hizmete de layıksınız. Her türlü dürüstlüğe de layıksınız. Ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle hiçbirini de geri bırakmayacağız. Şükür Allah'a. Cenab-ı Hak bize nasip eylemesin diyoruz. Haram bir şeyi, haram bir yolu, bir yanlışlığı. Bunların sadece niyazımız, ya Rabbi bize nasip eyleme
senin rızan doğrultusunda bu güzel millete, bu güzel Elazığ'ımızın yiğitlerine hizmeti nasip eyle diyor. Efendim yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Meclis Üyeliği aday listesi açıklandı. Belde tarihinde ilk kez listede bir kadın aday yer aldı. Yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Başkan Adayı Zülfü Kartakgül'ün seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü beldede merakla beklenen belediye meclis üyeliği aday listesi açıklandı. Ebru Erdem'in de yer aldığı listede belde tarihinde ilk kez bir kadın adayın yer alması takdirle karşılandı. Açıklanan listede yer alan isimler şu şekilde: Hasan Fırat, Abdülhamit Ateş, Hanifi Bayrak, Abdullah Akcan, Veli Barulay, Muhammed Polatoğlu, Selim Aytemur, Ebru Erdem, Abdülkadir Balta, Tarkan Korul, Kontejan, Umut Sertkaya. Açıklanan meclis üyeliği listesi ile ilgili bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Başkan Adayı Zülfü Kartakgül, "Seçim çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde coşku ve heyecan içinde sürdürüyoruz. Hedefimiz beldeyi hak ettiği noktaya taşımak. Niyetimiz halis. Bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Çok şükür ki gittiğimiz her noktada bu inancımızın karşılığını alıyoruz. Beldemiz değişim adına kararını vermiş durumda. Bizler de bu teveccühe layık olma adına her konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Açıklanan belediye meclis üyeliği listemiz de bunun ispatıdır. Belde tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. İlk kez bir kadın aday listede yer aldı. Ebru Erdem 8. sıradan meclis adayımız oldu. Hem beldemize hem de kendisine hayırlı olsun. Ayrıca belediye meclis üyelerimizin siyasetten hiç yıpranmamış olması ve kendi ailelerinde ve ticari faaliyetlerinde başarılı olmaları da beldemizin yönetim kadrosunun tertemiz, şeffaf ve ahlaklı belediyecilik düsturunun bir göstergesidir. Güçlü bir mecliste yazı konağı en kısa sürede ahlaklı, dürüst, çalışkan belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız inşallah," dedi. Efendim Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı'nın katılımı ile adaylarını tanıttı. Deva Partisi Başkanlığı tarafından aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı'nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Deva Partisi Başkanı Avukat Mehmet Kangal, hedeflerinin Deva Belediyeciliği ile Türkiye'de olabildiğince fazla belediyeyi kazanmak olduğunu söyledi. Biz Deva Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde kendi ismimizle, kendi logomuzla, kendi adaylarımızla girecek olacağımız yerel seçimlerdeki en temel hedefimiz mümkün olduğunca yüksek sayıda belediye başkanlığı ve meclis üyeliğini elde ederek tüm Türkiye'ye Deva Belediyeciliği'ni tanıtmak olacaktır. Peki nedir Deva Belediyeciliği? En başında temiz bir yönetim anlayışı, şeffaflık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, hukukla bağlı bir belediyecilik anlayışı, kaynakların belli çıkar grupları ve rant odaklarına değil de tamamen vatandaşa odaklandığı bir belediyecilik anlayışı olarak Deva Belediyeciliği'ni tanımlayabiliriz. İşte bu anlayış çerçevesinde Elazığ'da da gösterdiğimiz tüm adaylarımızla, halkımızın da seçimde göstereceği teveccühle hizmet etmeye, hep beraber sorunlara çare üretmeye talibiz. Tekrardan bu yarışta bizlerle beraber yola çıkan arkadaşlarıma ben başarılar diliyorum. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, seçimlere kendi belediye başkan adayları ile çıkacaklarını belirterek adaylara başarılar diledi. Biz 4 yıllık bir parti olmamıza rağmen bugün şimdi sizden bu bilgiyi paylaşıyorum. Türkiye'nin 70'ten fazla ilinde ve yaklaşık 400'den fazla ilçesinde, beldesinde seçimlere kendi belediye başkan adaylarımızla çıkacağız inşallah. Bu gerçekten başarılması çok güç bir çaba, çok güç bir açıkçası kriter. Ama hamdolsun biz bunu Deva Partisi olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sadece belediye başkan adaylarımızdan bahsediyorum. Belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimizi kattığımız zaman
binlerce arkadaşımızla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. Milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimizden oy isteyeceğiz. Çok şükür bu başarıyı da göstermek nasip oldu. Elazığ'da da yine 11 belediye başkan adayımızla il, ilçe, belde yine 20'den fazla yani toplamda da 30'dan fazla belediye başkan, belediye meclis, il genel meclisi üyesi adayımızla inşallah hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın huzuruna çıkacağız ve onların oylarına talip olacağız. Ben bunun için de tabii öncelikle aday olan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İl yönetimimize, ilçe yönetimlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımızın adaylıklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Deva Partisi planlarıyla, programlarıyla ve kadrolarıyla bu seçime en hazırlıklı parti olarak giriyor. Bunu tabii önce bizim hakikaten sahiplenmemiz lazım burada parti mensuplarımız olarak. Sonra bunu kamuoyuna çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Böyle bir sürecin sonunda tabii belediye seçimlerine gireceğiz. Tabii yerel seçimler iki anlam taşıyor. Yerel seçimlerin tabii bir yönü şehrimizi, beldemizi, ilçemizi, ilimizi yönetecek yöneticileri seçmek. Bu yönüyle yerel seçimler çok çok kıymetli. Zaten adaylarımız da bu yönüne çok çok önem verecekler. Ama belediye seçimlerinin, yerel seçimlerin bir başka anlamı var ki o da iktidarın politikalarına yönelik olarak vatandaşlarımızın değerlendirmelerini, tepkilerini ortaya koymalarıdır. Türkiye siyaset tarihinde yerel seçimler vatandaşın iktidara bir ikaz, bir uyarı yapma fonksiyonunu çok sayıda ifade etmiştir. Konuşmaların ardından adayların tanıtılması ile toplantı sona erdi. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne de birlikte başladık. Yeni gün Perşembe gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.